Maalesef halk arasında katil arı olarak bilinen kestane gal arısı 2014 yılından itibaren ülkemizde de görülmeye başladı. 2014 yılında Yalova'da ilk tespit edilen bu zararlıyla mücadelemiz 10 yıldır devam etmekte. 2021 yılından itibaren de ilimizde görülmektedir. Hemen 2023 yılında biyolojik mücadele kapsamında CİDE'de bir laboratuvar oluşturduk ve Torimus sinensis üretimine devam ediyoruz. Bir yandan da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarından getirdiğimiz, ürettiğimiz Torimus yırtıcı böceklerimizden salımlarımız devam etmektedir. 8000 adet Torimus sinensis saldık ve CİDE'de üretilen, laboratuvarımızda üretilen Torimus'ları salmaya da devam edeceğiz. Kestane gal arısı ile mücadelede son yıllarda gelişen teknoloji ile bir de biyoteknik mücadelemiz var. Biyoteknik mücadelemiz de kestane gal arısının uçma dönemi olan Temmuz-Ağustos aylarında uçup yumurta koymadan onu havada avlamak. Sarı renkli cezbedicili polimerden yapılmış tuzaklarımızla kestane gal arısını da havada yumurta koymadan yakalamak amacı ile bütün Kastamonu bölgesini sarı tuzaklarla donatıyoruz. Geçen yıl uygulamaya başladık bunu ve çok verimini gördük. Bir tane sarı tuzak tam uçma döneminde 400 ile 700 arası zararlıyı yakalayabiliyor. Bir yandan zararlının biyoteknik mücadele ile popülasyonunu azaltarak bir yandan da faydalı böceğimizi araziye doğal olarak yayılımını ve artımını sağlayarak bu zararlının popülasyonunu en az düzeye indirmeye çalışıyoruz. Zararlı ile mücadelede tüm dünyada şu zamana kadar 10 ile 15 yıl arasında bir yılda denge sağlanmış, başarı sağlanmış. Biz bu süreci 2 yıldır uyguladığımız hem biyolojik mücadele, Torimus salımı hem de biyoteknik mücadele ile birlikte en kısa süreye daha az bir yılda tamamlayarak dengeyi yakalamaya çalışacağız. Doğaya saldığımız Torimus sinensis yırtıcılarının insanlara, doğaya bir zararı yoktur. Sadece ve sadece kestane gal arısının larva parazitidir ve larvalarıyla beslenir. O popülasyonu azaltır. Kestane gal arısı belirli bir süre sonra azalmaya başladı, popülasyonu azalmaya başlayınca Torimus sinensis de doğal olarak azalacaktır ve dengede kalacaktır. Kestanenin meyvesine, insanlara bir Torimus sinensisin zararı şu anda yoktur, tespit edilmemiştir. Şöyle az uzaktan bir şey ormancım, şu benim cepte iPhone var, şunu şu iyi bas bir dakika şimdi. Tamam. Getirin kutuyu. Kutumuz nerede? Kutumuz. Oraya bırakalım. Kaç tane bırakalım? Kaç tane bırakalım? Burada kalç yok. Şimdi. Şunun üzerinden yaklaşarak fotoğraf çekebilirseniz. Şurada da var bayağı durum. Şey değil. Oraya da bırakacağız. Şimdi şöyle. Şu. Müdürüm bu kadar mı? Biraz daha büyüyor mu böcek? Hayır hayır, bu yumurta koyup ölecek. Bu kadar bunu. En büyük hali bu kadar. Öyle değil mi? Evet. Çok ufak bir şey ama faydası yayılmaya başlayınca inşallah faydasını çok göreceğiz. Şöyle bir. Evet. Kurbanım nereye gitti? Kurban. Böyle böyle bu işler işte. Tarıma da çok şey geliyor. Evet. Güzel. Şurada net gözüküyor. Kesmem. Evet.
Turan abi sen istediğin ayarda bir poz ayarla. İstediğin ayarda bir poz ayarla ki biz hep doğal söz bu. Çok bizi paylaşan olmuyor. Şimdi şunu... Bölgemiz kestane bal ormanı. Önce bal ormanın bakımı yapıldı. Şu anda gal arasında savaşmak için mücadele edilen böcek salındı. İnşallah bu sürecin de içinden devletle, köylüyle, işbirliği içinde üstesinden geleceğiz. Buna da inanıyoruz. Tırtıl üretmiyor. Üretmezden kestanenin tırtılına bal alamıyor arı. Bu şekilde de bal üretimine zarar veriyor. Bunun için de Orman Bölge Müdürlüğü bu çalışmayı yaptı. Yapmaya devam edeceklerini söylediler. Devam edeceklerine inanıyorum. İnşallah devletimiz de bu işinden yüzün altından çıkacak. Biz de bu işten mutlu olarak sonuca varacağız. Var mı daha şefim? Var. Şimdi bunlar şu dibindekiler var ya, bana şekerli suyla falan bir cam canlandırma şey yaparız dedi ama onlar kaldı. En son ben şey yaparım. Hı-hı. Bir şurada bir tane kaldı. Dur bakalım şef. Geldi bu. Yok burada. Bulurum. Şurada. Bir tanesini çekeyim. Bir tamam. Örneğin Karaderen üzerinde. Buradan daha tatlı orası. Böyle şey. Bunun daha geçen yıla kadar tek uzağımıza kadar şu galilerin içerisinde larva hali. Tırtıl halinde. Evet. Bu gali ağaç oluşturuyor. Böcek oluşturmuyor bu gali. Evet. Ağaç diyor ki sıkıntımız şu. Sen diyeceksin ki şimdi hani niye böyle bu biyolojik mücadele bu Mayıs ayı içerisinde olur. Bir yanda zararlı gal arısının sayısını azaltmaya çalışacağız. Bir yanda faydalı böceğin sayısını arttırmaya çalışacağız. Ama bunun için dünya standartlarında bir yani 8-10 yıla ihtiyacımız var.